hem ülkemiz için, hem İstanbul'umuz için, hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içine geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı uğurlu olur diyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek valiliğimizle, gerek belediyelerimizle spor konularında yakın çalışıyoruz. İşbirliği yapıyoruz. Biz spor konusunda her türlü işbirliğine açığız. Tabii sizle bir konuda yarışıyoruz Sayın Başkan. Biz olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulüp olmakla iftihar ediyoruz. Geçen olimpiyatlarda aşağı yukarı %22'lik bir kotaya tekabül etti Fenerbahçeli sporcular. Ama engeller olimpiyatına eklediğimiz zaman siz en çok sporcu yolluyorsunuz. Orada da aramızda öyle bir yarış var. İnşallah İstanbul'un olimpiyat hazırlıkları da hem devletimizin hem belediyemizin liderliğinde muvaffak olacak bir hedef olur. İstanbul'a da çok çok yakışır. Herhalde dünyada da ilk defa bir olimpiyatlar iki kıtada aynı anda yapılacaktır. Onun için de sizlere çalışmanızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben de Sayın Ali Koç'a, değerli kulübümüz Fenerbahçe'nin kulüp başkanına bugünkü buluşma için teşekkür ederim. Her zaman konuşup görüştüğümüz ve bilgi alışverişinde bulunduğumuz, elbette ki başarılarıyla da övündüğümüz kulübümüzün çalışmalarında belediyemizle de işbirliğini çok önde tutuyoruz. Zira İstanbul dünya kenti, dünyanın en önemli markalarından birisi. İstanbul'u güçlü yapan Fenerbahçe gibi kulüplerimiz veya diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü seviyede tutma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda elbette ki seçim öncesi İstanbul'umuz adına çok değerli kurum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem bir nevi geçtiğimiz dönemin minik bir özeti, hem önümüzdeki sürece dönük de düşüncelerimizi, karşılıklı duygularımızı, beklentilerimizi konuşuyoruz. Bugün de Fenerbahçe kulübümüzle bir aradayız. Hem süreci paylaştık, neler yaptık ve bundan sonra neler yapmayı arzuluyoruz, kendilerini ifade ettik. Spor İstanbul için çok özel bir yerde. Bu konuda çok özel ulusal, uluslararası ve şehir bünyesinde adımlar attık. Markalarını büyütmek istiyoruz bu kentin spor adına. Etkinlikler noktasında söylüyorum özellikle. Bu bağlamda hem 2027 Avrupa oyunları konusundaki yolculuğumuzda artık son noktaya gelmiş durumdayız. Ve bu konuda Milli Olimpiyat Komitesi'nin oluruyla süreci noktalayacak hale gelmiş durumdayız. Yine 2036 olimpiyatlarına dair göreve geldiğimizin ilk yılından hemen sonra irade beyanımızı ortaya koymuştuk ve bu yönde de yoğun çalışmalarımız sürüyor ki o çalışmalarımızla ilgili de daha önce Fenerbahçe kulübümüzü yine ziyaret etmiştim. Bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Bu tarz atılımlar milli meselelerdir. Dünya ölçeğinde etkinlik ve bir arada olma meseleleridir. Bunun partileri olmaz, kurumları, kuruluşları olmaz. Hep birlikte hareket edilir. Bu bilinçle yürüyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin, sporda birlik beraberliğin, sporda güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz. Tabii olimpizm bizim için önemli bir ruh. Bu noktada Fenerbahçe Kulübü'nün hani sadece birkaç branş değil, her branşta varlığını gösteriyor olması İstanbul'umuz için çok değerli. Olimpiyat adımları için çok değerli. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kulübünün faaliyetlerini özellikle paralimpik tarafıyla, olimpik tarafıyla güçlendirerek amatör branşlarda daha çok tabana yaygın çalışmalarıyla yol yürüyoruz. Bu alanda da dayanışma içinde olmamız, kulüplerimizin birbirini tamamlayıcı adımlar atıyor olması değerli. Fenerbahçe kulübümüzün geçenlerde galasında bulunduğum çok güzel bir film izlemiştim.
Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüzyıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin. Başkanımıza da başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Biz de kulübümüz adına, Abdullah Oğuz adına Zaferin Rengi filminin galasına teşrif ettiğiniz için de özellikle teşekkür ederim. Olimpiyat ruhu, olimpiyat hedefiyle ilgili de dediğimiz gibi bu milli bir mesele. Dünyanın en güzel ve özel şehrine inşallah devletiyle, iktidarıyla, belediyeyle bu hedefe hep beraber ulaşırız. Çünkü olimpiyatlar sadece bir şehre değil, bir ülkeye çok büyük marka değeri katıyor, itibar katıyor. İnşallah hayalimizde gerçekleşir. Müsaade ederseniz size 100. yıl formamızı edelim. Bu isterseniz şuraya alalım. Tabii. Var mı sorunuz? Müsaadeniz var, ev sahibinden izin alırsak. Ben itibarıyla Büyükşehir Belediyesi ile diyelim. Öncelikle kendinizi bir tanıtırsanız. Gülşah İncel, Nam Haber bu ilgili. Siz de pas attınız aslında iktidarıyla Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul için temennilerinizi dile getirdiniz. Sayın İmamoğlu'na bir sorum olacak. Dün bir televizyon programında rakibinize bir televizyon programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Dolayısıyla karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa siz nasıl bakarsınız? Sizi ilerleyen dönemde ya da bir davetiniz var mı Sayın Kurum'a? İlerleyen günlerde böyle bir programda İstanbul adına görebilir miyiz karşılıklı? Evet. Tabii Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebiliyor ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği bir İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim, hiç tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışacak bir tarafı yok. Evet, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.